severi. Şimdi Umut Bey de sordu. Dedi ki neden boyunu ölçüyorsun? Ben direkt çıkarttım. Direkt kimle dolu? Alkışlayın bakayım arkadaşlar. Kesin ya. Emre yapmış. Tüm aşırı böyle ormanda, her bir tarihinde baştan sona ölçmeye gerek yok. Evet, şunu da ölç bakayım bir ya. Hemen geç şu yan taraftan. Şunu bir aç. Şimdi bak gel. Bak nasıl oluyor ki? Bak. Bak gel. Şimdi bak gel gel gel. Hem Umut Bey bak tam burada gör. Şunu da boydan boya ölç ötekini ötekini. He bak. Bana burası lazım. Bunu ben Emre baştan sona ölçüm bak. Ne olur? Bak ben bana burası lazım. Neden? Kesot bana belirleyebilirim. Bak. Sen, bak şimdi ya. Kesot ölçüyor. Evet aferin. Demek geçen konuştuk herhalde bunu. Şimdi bak. Ben boydan boya ölçüyorsam yani bilgi sahibi oldum. Bu aydın boyu kaç metre? Arkadaş yine bana bir şey ver. Bana bir şey ver ki. Ne arıyorum ben şimdi burada? Bir. Yani bak. Burası bir kes noktası. Neden? Ne demek kes noktası? Nedir kes noktası? Oradan sonra ağacın şekli değişiyor. Aynen, bozuk bir şey ağacın şekli değişiyor. Yani artık ne diyor oradan beni? Farklı bir sınıfa geçiyor. Beni doğrult diyor. Aynen. Ne? Bak çok güzel. Doğru kısmı mı? Beni doğrult. Yani öncesiyle sonrasının bir arada boylanamayacağı noktadır. Yani kes noktası boylamanın ayraç noktasıdır. Mecburiyet yani noktası. Ben buradan öteye gitmem de. Mecbur ya. Mecbur. Şimdi bak ben bu ağacı boydan boya ölçerken bak şu ağacı hiç boydan boya ölçmek atla onu dedim. Şimdi neden? Mesut neden atla dedim? Ya çünkü ayrılacak bir noktası pek yok. Hepsi hep bir şeyde gidiyor. Yani bak bunu ne yapayım ben şimdi? Yani neresini ölçeyim bunu? Bak burası kes noktası. Burası kes noktası. Burası kes noktası. Olan zaten meydanda. Şimdi neyle gelecek? Neyle gelecek? Meleke. Meleke mi? Meleke. Bunları da anlatmadık ha. Ya bakın şöyle anlıyorum. Geçen evinde anlattınız. Bak şimdi. Şimdi arkadaşım burası ne? Hasan sen en son söyle. Sen en ne burası? Ona da geleceğiz. İkinci bir gençler söyleyeceğiz. Şimdi. Bu ağacın kes noktası kusuru. Neresi? Kaç tane kes noktası var? Söyleyin söyleyin size söyle. Gel. Evet. Oraya kadar bu ağaçta ne var? Nasıl bir kusur var? Nasıl bir eğrilik var? Çok güzel. Birleşik eğrilik biz ağacı arzu ediyor muyuz? Zaten sonlukta istemiyoruz da. Kağıtlıkta bile arzu ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ama atıyoruz. Ama şimdi ben buradan itibaren şuradan ne yaptı arkadaşlar? Şuradan itibaren şu eğrilik kısmı şu ağaçtaki en değerli kısmı dahil etmiş oldular. Otomatik. Yani kusuru bir parçada toplamak. Ha. Şimdi sen bunu iki parçaya dağıttın. Kes noktan burası ise ilk önce şuraya kadar bir öteceksin. Baştan yukarıda öç bakayım şuraya kadar. Evet. İşte kurtarayım bak. Kurtar kurtar. Ne geldi? 2-0-3. Tamam olur olur. Oraya bir işaret ya. Buraya çarpı ya. Çarpı koy belli olsun. Çarpı koyacaksın kes. Bakın arkadaşlar şimdi bir şey anlatacağız. Çarpı koyarsın. Çarpı. Bir çekin arkadaşlar. Bizi de buradan kesin. Bakın. Bunu buradan kesince gene de birleşik elik olur değil mi? Bunun itibariyle bu. Hadi 20 kutu değil de. Kağıtmış mı? Tamam. Şimdi burada bir nokta var. Bunu alan adam ne yapacak? Nerede kullanacak? Palet ne yapacak? Bitecek mi? Bitecek. Yani böyle olduğu gibi kullanmayacak. Takoz yapmayacak. Bunu alan adam bunu hızlara koyacak. Biçilir mi? Hasan için. Biçilir. Nasıl biçilmez? Dur bir dakika. Nasıl biçilmez? Nasıl biçilmez? Böyle. Çıkmaz. Boylu boyunca biçemez belki ama. Doğru ne çıkmaz? Doğruluk çıkmaz. Doğruluk dediğin. Ya, boyu boyuna. Boyu çıkmaz. Ya, boyu boyuna biçilmez değil mi? Bir zayiat fazla var ki. Peki. Boyu boyuna biçilmezse. Şu motor testereyle kesti şuradan. Odun yapalım. Yok odun yapmadı canım. Kesti buradan. Yok yok ben şey değişim. Ondan sonra geldi böyle takoz yaptı. Paletin takozu var değil mi? Evet. Takoz ya takoz kesti. Değil mi? Yani zayi etmedim değil mi? Ama her ağacda ben takoz kesmem değil mi? Şimdi ben tomruk alsam. Tomruk aldığımı farz et. Tomruk aldığım ağacı takoz mu keserim? Yani o paletin küçük küçük parça parça. Yoksa tomrukla ben başka bir şey mi ararım? Yani kağıtlıkta takoz boyu boyuna biçemedim değil mi bunu? Evet.
boyu boyuna biçemedim. Ama şuraya 1.20 getirdim. Zayiatlı da olsa şurayı boyu boyuna biçtim. Şurada 1 metreyi. Şurayı da takoza biçtim. Olur mu Ahmet? Olabilir. Olur. Peki. Peki. Ben tomruk alsaydım. Tomruk alsaydım. Ve takozla biçmek zorunda kalsaydım ne yapardım? Burcu'nun söyle bak. Tomruk alsaydık. Yani o zaman zaten düz kullanırdık. Takoz kesmemize gerek. Ama kesilmiyor işte. Yani kesilmiyor. Yani boyu boyuna kesemiyor. Şimdi takoz işi karıştırdı da. Yok. Ağzına geleni söyleyebilir o arkadaş. He? Ağzına geleni söyler. Yani onun meramı ne meramı? Tomruğu alan niye tomruğu alır? Tomruğu alan niye alır? Öyle diyelim. Takozu karıştırma. Minimum zayiatla. Sonra biraz soğuk oldu. He, yani minimum zayiatla. Maksimum kereste yer yok. Kereste nasıl? Yerlerine nasıl kereste? 3 boyundaki bir tomruk alan adam. Bundan 4, bunu her yerde söylüyorum. 3 boyunda. 3 boyunda tomruk alan bir adam Ahmet. Bundan 4 boyunda bir kereste çıkarır mı? Çıkarır. Olağanüstü mucize lazım. Bilmiyorum. Yukarıdan vahiy geldi. 3 boyunda tövbe. 3 boyunda tomruk alan bir adam. Bundan 2 metre boyunda kereste çıkarır mı? Tomruk çıkarır. Diyorum. Çıkarır. Çıkarır. Gayet doğaldır. Çıkarır değil mi? 3 boyunda tomruk alan bir adam. En büyük muradı nedir? En az zayiatla 3 boyunda kereste almaktır. Kereste. Bitti. Yeri geliyor. Bu kağıtlık olsaydı, 3 boyunda kağıtlık alan bir adam, 3 boyunda kereste almış olsaydı çok çok nefis bir şey olur. Ana. Ama 3 boyunda kağıtlık alan adam da 2 ya da 1.5 metre boyunda takosan demiyorum bak. Kereste almış olsaydı da ne yapalım ya zaten ben kağıtlık diye aldım bunu diyecekti. Evet. Yani meramı ne kağıtlıkta? Beklenti çok yüksek değil. Evet. Sadece biçebileyim. Yani hızara girsin. Hızara girsin. Ne çıkarsın? Fazla zayiat da olsa hızara bir şekliyle hızara girsin, biçilebilsin. Ha, bundan boyu boyuna ben kereste alamam. Alırsam ana öper başımın üstüne koyarım. Tomruk 3700. Çam tomruk şu andaki fiyat. Çam kağıtlık 2.5. Maksimum. Ve 2 deyin hadi. 2, 1.5. Bir daha aşağı doğru düşecek. Yani, yarı fiyatı yani. Adam ona göre fiyat veriyor. Şimdi bizim burada bir de en önemli kriterimiz ne Celal? Ben bunu demin biraz da zam geldi ama daha lifyongaya gelmiş. Şu an bizim ibre lifyongamız ne fiyatı Halim? 300 lira. 300 liraya gelmiş. Bir ağaçta bunda en kötü olay benim yapacağım boylama zaten bunu 1 metre boyunda sterlürdü Allah. Ya ben bunu bir şuradan kessem eğri o da bir düşüncedir. Hatta bizim ne oldu? Emre Bey'le konuştum. Ha benim hatta bu konu hakkında fikrim var. Ben Ege ve Akdeniz ormanı olsam bunu 1 metre yuvarlak sanayi alırım. Ağacımda aynen. Ne yapmış olurum şuradan? Doğrultmuş olurum. Ama kassam onu da bunu şu vaziyette iki boy almak bu ağacı yapılacak en büyük fayda. Evet. Burada metreküp sanayi ormancılarımız mülakata girecek mi? Evet. Siz sanayi diyeceksiniz. Arkadaşlar bak onu söyleyelim. Kağıtlık edersiniz olur. Önceliğimiz sanayi. Bak önceliğin yuvarlak sanayi. Ürünlerin onu söyleyecek Emre Bey herhalde. Tomruk. Bir üründe. Evet. Tomruklar değil ki önce uzun boy tomruklar. Sonra sınıf tomruklar. Tomruktan sonra yuvarlak sanayi. Tomruktan sonra ilk önce tel direk. Direkleri soktum. Tomruktan sonra maden direk. Maden direkten sonra yuvarlak sanayi. Yuvarlak sanayiden sonra kağıtlık odun. Ondan sonra talaş, ince çap yuvarlak, yarma aynı grup. Lifyonga, sırık, çubuk, yakacak. Sıralama bu. Evet. Siz ilk söyleyeceğiniz onu aklınızda olsun. Tel direk, tomruk, maden direk, yuvarlak, kağıtlık. Evet. Bundaki yuvarlak sanayi. Hatta dersiniz ki para için de sektöründe 1.20 falan da hatta yuvarlak sanayide 1.50'ye kadar ya. 1.25 olursa. Ha, 1.25 olursa, 1.20 olursa da para sektöründe ilk söyleyeceğiz şey yuvarlak olsun sıralı genel. Biz de bunu kağıtlık yaptık. Piyasada sattığımıza göre eğer ki Burdur'da olsaydı Ahmet bunu yuvarlak sat kağıtlıktan daha hayırlıydı evet. Devlete. Vatanım. Yani bunu o zaman böyle iri şekilde şey değil. Değil. 1.25 sanayi olarak değerlendirecek. Anlaşıldı mı? Ama Kastamonu şartlarında onu özellikle söyleyelim dedik. Ama Kastamonu şartlarında biz 1 boy veya 1.25 sanayi yani olmuyor. Neden olmuyor? Arkadaşlar burada
yani ambalaj sandığı çok yapılır onlardan. Bak bak, Emre Bey de onu dedi. Arkadaşlar, şu eğri, onu bana Emre Bey de teşekkür ediyorum, hatırlatıyor böyle. Şimdi hatırlatmadı, şimdi aklıma geldi. Şu çam diye kestane olsaydı var ya, birinci sınıf tomruktan daha değerliydi. Evet, ha, o eğrilikten ötürü. Onu da söyleyelim bana. Evet, bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Bak, ne diyoruz tel direğin? Her ne kadar göze hitap etmese de tel direklerde 1.50 metreye kadar ki eğrilikler önemli değil. Toprağın altında kalıyor. Arkadaşlar, tel direği ben anlatıverelim. Arkadaşlar dinleteksin. Tel direk tek bir ağaç cinsinden olur. Çamdan olur. Kızıl çam da değil. Kara çam. Kara çam, sarı çam. Sarı çamdan olur. Düşey büyüğümlü, düzgün lifli, genç ağaçlar olursa daha iyi olur. Standartta aslında 6'dır. 6.5'tan başlar. Ama bizim standartımıza 7'den başlar sorarlar size 6.5 diyecekler. 6 mı desin? Sınavda 6.5 olarak siz evet söyleyeceksiniz. Ona göre bizim kendi uygulamalarımızda 7 boya göre bu çapını 11 belirledik. Sebebi de 20'den sonra biliyorsunuz bizde ince çaplı tomruklara girdiği için kalın kutu. 6.5. 6.5'dan başlar. Çap olarak, boy olarak 6.5'tan dedik. 6.5'dan çap, bizim istediğimiz arkadaşlar uygulamada 7-8, hadi bilemediğiniz. Geçen sefer tel direk yaptınız değil mi? Zaten samatları 8 bile çıkmaz. Yani belki bazı yerlerde 7 çıkar. Şöyle, şunu arkadaşlar, tomruğun başından sonuna koniklik ölçümü yapmıyoruz. 1.5 metre yüksekliğindeki çapına bakıyorsunuz, uç çapına bakıyorsunuz. Koniklik ise değerli ve teldeki 1.5, %1.5, çap düşüşü. Aynen, çap düşüşü %1.5'tur. Standartta, biz onu %1 yaptık. Ama baştan sona değil, 1.5 metre yüksekliği ile uç çapının koniklik ölçümü metrede olarak, ya metrede oluyor ama siz onu ölçerken şöyle yapacaksın. Kalın uç. Yani 1.5 metredeki çapı eksi, ince uçtaki çapı bölü. Her şey tomruk oluyor. Santim cinsinden yazmayı unutmayın. Metre yazarsanız sıkıntı olur. Çünkü hesaplama yanlış. 7 boysa 700 yapıyorsun ve çap grubu çıkıyor. Konikliğini ölçüyorsun yani. Anlaşıldı değil mi? En ince çapa bakıyorsunuz çap olarak da normalde 6.5 boydan başlayıp 12 oluyor da 7-8 boylarda standart 12'ler. Aklınıza olsun. Bizim standartımız arkadaşlar kaçtı? 7-8 boyda uç çap kaç olacaktı? Uç çap kaç olacaktı? Kim dedi 11 diye? Doğru cevap. Öyle ya. Adamın elinde silah. Tel direkt uç çapımız 7-8 boyda kaç? Neyle de müdahale edelim? 11. Bizim uygulamada 12 kaçtı? Ya arkadaşlar 9 yaparsın. 9-12. Köylü ne yaparsın? 7-8'de 11, 9-10'da 12. Kabul etmiyoruz. Bizdeki koniklik ilgide kaç? 7-8 boy tel direklerde uç çap 11, 9-10'da 12. Bizim yaptığımız standartta aslında 12'den 13'liğe geliyor. Tamam mı? Ama biz 11'e kadar alacağız. Neden alacağız arkadaşlar? Arttırmak istiyor. Hangilerde alacağız? İddialı ağaçlarda alacağız. Her tel direk aslında çok iyi bilinir. Maden direkti. Bizdeki yüzde kaçtı koniklik tel direkte? Standartta %1.5 dedik. Siz %1.5 olarak söyleyeceksiniz. Şu ana kadar yani bizim 6-7. işletmem en net cevapları veren Samatlar. Ben şaşırdım. Serhat Bey nerede? Şaşırdım. Hoşuma gitti vallahi. Hayır şaşırdım derken beklemediğim manasında demiyor. Yorulmuyorum ya. Ya memnun oluyorum manasında. Tabii. Geldiğinizde mesela tel direk muhabbete ilk girdiğinizde dediniz ki böyle tel direk diye düşünmeyeceksiniz. Ya direkt meleke tak ya bu tel direk. Aynen. Aferin. İyi anlamışsın. Mesela az önce bana sordular biliyorum şu alttakini. Benim o kalın mesela. Ben ona hiç bakmam tel direkte. Bakın arkadaşlar bu cin çarpmış bir tel direk. Evet arkadaşlar. Bir de bazen Allah'ın laneti buna gelmiş ya. Dur. Arkadaşlar doğruları yapacağız. Doğruları çoğaltacağız. Yanlışları azaltacağız. Buna ne deniyor biliyor musun? Kaizen deniyor. Kaizen. Devamlı iyileşme. Devamlı iyileşme. Ama işin içindeyken yani hata yapmayı da kabul eden bir düşünce biçimi. Bir standart. Yani devamlı iyileşme. Sanki kabul etmiyoruz da ne oluyor? İşte böyle şöyle maden direkleri, tel direkleri depomuzda görüyoruz değil mi? O zaman ne yapacağız? Devamlı iyileşme. Doğruları çoğaltacağız. Kötülerden uzaklaşacağız. Devamlı kendimizi geliştireceğiz. Standart 1.5, uygulama 1. Bak şimdi. Uç kaç?
Standart 12. Bak şimdi %1. Bak %1. Şimdi vur geriye. Her metrede bir santim düş. Uç bak. Ortalama kaç oldu? 7 metrede 19. Birer birer artırdım. Anladın mı? 19. Ha şunu da bak, sınava girdiğin zaman standart 1.5 ama %1.5 ama bu çok konik olduğu için uygulamada 1 yapılıyor. Bakın arkadaşlar ne konuşun. Şey düşün, konuşun yarın, anladın yarın mı? Yani. Konuşursanız onun gibi bir şey olur yani. Oradaki komisyon sizin neyiniz ölçüyor? Konuşun ki bildiğinizi bilsin. Standart çeneniz düşsün ya. Standart 1.5 ama Orman Genel Müdürlüğü %1 kullanıyor. Çünkü konik oluyor. Bu ağacımızın başı 12 olduğuna göre efendim soru sordu. Dip kutunu kaç olur dedi. 12'den başladığına göre dersin en az. Bu uçlardır. Ama arkadaşlar 7 boyunda 8 boyunda tel direk yaparken de dip kısmı evet. Tomruğa geçmiyor. Şu maden direkleri bir kere alalım arkadaşlar. En fazla. Tomruk standardı. Neden? Neden peki? Düşün bakalım. Neden? Tabii tomruk daha pahalı satıyorum ben şu an. Evet. Zaman zaman tel direk onun üstüne çıkabilir ama şu anda ben tomruğu daha pahalı satıyorum. Ya tel direk öncelikle bak tomruğun önündeydi ama. Tabii tomruk önünde ama şu an. Dibi tomruksa tomruk onu da söyleyelim. Arkadaşlar maden direkleri biliyorsunuz. Kaç kaç sınıflar maden direkler? İki sınıf. İki sınıf var. Birinci, ikinci sınıf maden direkler. Nedir birinci sınıf maden direk, ikinci sınıf maden direk? Adı üstünde. Birinci sınıflar elit. Genelde genç yaşlarda. Zaten maden direkler biliyorsunuz 20 kutunun altında. Budaksız, B çanındaki, AB çanındaki ya da BC çanındaki, B çanındaki, ara ve alt tabakasındaki düzgün ağaçların. Özellikle dip top tomruk sadece tomruklar değerli değil. Maden direkleri tel direk olan ağaçlarda da dip tomruklar. Şey, evet arkadaşlar. Dipler değerli. Dip. Neden hani dipler diyor değerli? Ya. Adamın dibi, ağacın da dibi. Neden değerli? Arkadaşlar. Evet, ağacın da dibi önemli. Kalın kuturda da önemli. Tek şart var. Çürük olur. Neden değerli ağacın dibi? Dip tomruklarda dip yapısı daha düzgün. Diğer boylara göre, diğer ağacın uzayan taraflarına göre. Niye? Daha sağlam. Çevresel faktörlerden etkilenmeyi düşündüğünüz zaman, mesela bir rüzgarın döndürücü etkisini ele aldığınız zaman, o rüzgar burada en fazla salınımı nerede yapıyor? Tepe kısımlarda yapıyor. Ama burası... Hani hayvanın en az oynayan yeri bonfile, şu karanlık yer derler ya. Onun gibi bir şey aslında. Evet doğru. En az doğru. Oynayan. En değerli. Bir de başka nedir? Bir de söyleyeyim mi? Söyle. Ha, doğal dal budanmasını başta tamamladığı için budakların o bozucu etkileri dip taraflarda çok belirgin görünmüyor. Yani ağacı kereste olarak biçtiği zaman evet. Adam o budaklardan etkiler daha az etkiliyor. Ağacın en budaksız yeri neresidir? Dibi. Yani dip tomruk. Niye? Zaten tepeye doğru ne başlar? Doğal dal budanması ağacın yapmış olsa bile dallanma başladığı için her dal aslında nedir? Bir budaktır. Evet. Birinci sınıf maden direkleri anladık. İkinci sınıf maden direkleri de malumunuz. Bunun dışında budaklı, çap düşüşü olan, ağacın özellikle ortası tepeye yakın yerlerinden olan ya da dibine yakın yerde olsa bile kötü bonitetli yerde olabilir Mehmet. Bu tip ağaçlar. Maden direklerde bir de birinci ve ikinci sınıfı ayıran bir özellik daha var. Birinci sınıf maden direklerimiz genelde galerilerde kullanıyoruz. İkinci sınıf maden dediğimiz ağaçları da genelde ne oluyor? Bu 20 kutunun altında olmuş olsa bile gene biçiliyor. Evet. Biçen adam bundan palet yapıyor, panel yapıyor. Kerestelik, inşaatlı kereste yapıyor. Ya da olduğu gibi kullanıyor, bir kısmını ortadan bölüyor falan ince olduğu için. Ama madende kullanılan birinci sınıf maden direklerde de bir şey daha arıyoruz biz. Bir özellik arıyoruz. O ağaçta bir özellik arıyoruz. Ne arıyoruz? Cins arıyoruz. Neden cins arıyoruz? Çam sağlam. Kırılmamak. Neydi bir daha söyle bakayım. Bak gel televizyona vereceğiz seni. Söyle bakayım. Arkadaşlar buna cazırdama diyen var. Çıtlama diyen var. Cortlama diyen var. Çoturdama diyen var. Orijinal kelime ismi bir yerde alamadık. Cazlama. Cazlama özelliği şu. Ağacın kırılmadan önce ses verme. Yani ben çıt 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 diye ses veriyor. Yani ben kırılıyorum kaçın. Kime der bunu? Madenciye der. Galeri madenler toprağın altında ya. O madenci o ses duyduğu zaman hemen oradan kaçar. Onun tahkimatı yapılır. Değiştirilir. Ondan sonra ne olur? İnsan hayatı kurtulur. O yüzden bu özellik hangi ağaç türlerinde var? Meşe. Ülkemizde meşede var. Başka? Çamda. Çamda var. Kara çamı, sarı çamda var. Başka? Kayında var.
Tamam arkadaşlar. Bundan hariç Ladin'de, Yalancı Akasya'da, Melez'de Gürgen ve Gürgen'de de var ama bunlar konumuzun dışında. Bunlar genel kültür olsun. Yani bir ağaçta cazlama özelliği varsa, dalsız budaksızsa, konikliği yoksa bu birinci sınıf maden direktir. Göklerim ben. 20 kutunun altındayım Onur. Sütun gibiyim. Ama cazlama özelliğim yok. Cart diye kırılıveriyorum ben madende kullanırsan. Ama filesiz biçiliyorum. O zaman Gökler otomatikman nedir? İkinci sınıf. İkinci sınıf maden direktir. Ve şu anda da ciddi paraları sattığımız maden direktir. Peki aynı şekilde yine Müdür Bey'in tarif ettiği gibi yine Gökler ağacı 7-8 boylarında. Koniklikte hiçbir sıkıntı yok. Çap gayet iyi. Başka memur adayı var mıydı? Bu ağaçtan tel direk yapacak mısın? Dinliyorsun değil mi? Dinliyorum. Hayır. Boy çok iyi. Çap düşüşü yok. Sapa sağlam. Gökler ağacı ama. Tel direk vasıflarına uyuyor. Tel direk olacak mı bu ağaç? Hayır. Maden direk olmadı. Maden direk olmadı bak Gökler. Cazlama özelliği olmadığı için. Tel direk olabilir mi? Ben tel direği... Gökler çürür. Dış hava koşullarına dayanamaz. Sağlam. Gökler çürür arkadaşlar. İki sene dışarıda kalmaz. Arkadaşlar maden direkler çap olarak da ince orta kalın maden direkler standartta. İnce 8-11.9. Orta 12-16.9. Kalın 17-20. 20 ortaktır tomlukla. Tomluk da standartta 19'dan başlar. Orman Genel Müdürlüğü'nde 21'den başlar. Onu biliyorsunuz. 20 ortak dedik. Biz uygulamada 17-20 aralığındaki kalın maden direkleri istiyoruz arkadaşlar. Gerek TTK birinci sınıf gerekse piyasa. Tamam mı? Ama buna 15'e dahil ettirdim ben. Yani 15-20 arasını kalın maden direk olarak herhangi bir sorunumuz yok. Zaten biz diğer 15'in altında çok üretmiyoruz. Orta çap olarak düşünürseniz bayağı Mehmet fark ediyor. Boy itibariyle aynı tomruk gibi 1.5'tan başlar. 6 boya kadar gider. Zaten 6'tan sonra malumunuz tel direk olur. Biz uygulamada ne istiyoruz arkadaşlar? Maden direkte en fazla istediğimiz boy 3 boy 4. Müdür Bey şey de söyleyelim, standartizasyonunda da sorarlarsa 1.5-3 arasını biz kısa boy olarak maden direkleri öyle tanımlıyor. 3.5-6 arası uzun boy diye geçer. 50 santim basamaklarla gider arkadaşlar. Evet, onu da sorabilirler. Onu da bilin. Tekrar et bir daha söyle. 1.5-3 arası kısa boy, 3.5-6 arasını uzun boy olarak maden direkte. Maden direkte böyle, yani maden direkte ara bir boy yok, tamam mı? 50 santim basamak. Maden direkte, galeri maden direklerde, birinci sınıf maden direklerde baş kesme payı bırakılır mı? Hayır. Niye? Çünkü olduğu gibi kullanılır. Evet. İkinci sınıf maden direklerde tercihe göre, aslında onda da bırakılmaz ama bırakılsa iyi olur. Çünkü adam bunu ne yapacak? Biçecek. Bitecek. İnce de olsa bunda verevli kesim olabilir. Evet. Bu da ekli bilgi. Bunu da hiçbir yere duyamadım. Aynen doğru. Maden direkler hakkında teorik bilgi bu. Standardı anladınız, uygulamayı anladınız. Sizin bileceğiniz 3 boy, 4 boy maden direk, 15-20 maden direk, çam maden direk öptüm sizi. Yoksa tomrun tanımı ne? Boyu 1.50. Standarda göre 19 ama Orman Genel Müdürlüğü'nün emrine göre 21 santim ve üstü olan, silindir boyu 1.50'den uzun olan silindirik odun parçasıdır. Hiçbir yerde başka tanım yok. Hiçbir yerde. Budak, efendim birinci sınıfta şöyle, ikinci sınıfta şöyle, üçüncü sınıfta şöyle, budak toplam şöyle, kop şöyle %5, %10, depodan da açacağız şimdi. Arkadaşlar bunların hepsi bir yere götürüyor bizi. Bunların hepsi bizi bir yere götürüyor. Ne gibi götürüyor? Boyu boyuna biçilebilme özelliği. Bir de makul zayiat. Budak, eğrilik neyi etkiler? Tomruğunun eğriliği neyi etkiler? Yok. Boyu boyuna biçilebilmeye etki. İki, zayiatı. Evet. Şimdi ikisi, iki tane etkisi var. Eğer çok eğriyse boyu boyuna biçilemez değil mi? Evet. İki, veya zayiat çıkar. Boyu boyuna biçilemez de zayiat çıkar. Şimdi eğrilik bunu etkiliyor. Bak şimdi. Budak neyi etkiliyor? Bak şimdi kaliteyi etkiledi. Şimdi boyu boyuna biçilme etkiler mi budak? Etkilemez. Şimdi kovukluk neyi etkiler? Olmaz. Yani kovuk, yara neyi etkiler? Bak tomruk olmaz dedi mesela. Niye? Standarda göre birinci sınıfta %5, ikinci sınıfta %10, üçüncü sınıfta %20. Aklınızda olsun 5-10-20. Lif kıvrıklığında da, yarada da, kofta da aynı. 5-10-20. Üçünde ortak. Sınava girecekler için söylüyorum. Ağaçlarda bazen ne vardı arkadaşlar? Şimdi konuşalım. He?
kes noktası kısaca. Yani kes noktası neydi? Öncesi, bak öncesi ve sonrasıyla beraber boylanamayan bir kusurun çok keskinleştiği yer. Şimdi bu ağacın ilk kes noktası neresi? Burası. Evet. Peki bunun devamı ne olur? Şimdi aynı yine aynı konuya geliyoruz. Efendim biz ne yapıyoruz? Efendim bunu 1.25 sanayi olursa iki parça alırsın. Efendim kağıtlık olarak alırsan gene aynı şekilde bitecektir adam bunu. Biz bunu metruk kağıtlık olarak alıyoruz. Çok güzel. Bölge Yıldırım, ben tam bu noktada arkadaşlar genel olarak bunu yapıyoruz ama şimdi normal Ege Akdeniz'de olsam Bölge Yıldırım dediği gibi gene burada aslında her basit eğriliği ya da bileşik eğriliği eğri olan kesosu olan yerden benim onu almam, onu doğrultmam demek, doğrusallaştırmam demek. Doğrusu Ege Akdeniz'de olsa bunun şu birinci kes noktasından duvarlar, ikinci kes noktasından kesme süresi iki tane yuvarlak sanayi almam. Ama Kastamonu'da uygulamalı arkadaşlar biz bundan bir kere bir iki ya da artık iki buçuk olur ne olur bir kağıtlık alacağız. Ve bu kağıtlık bir depomuza da artık kötü kağıtlık istifi olarak ayrılan bir istif olacak artık. Tamam mı? Uygulamada zaten bunu biz yapıyoruz Kastamonu'da. Şimdi bunu zaten söylemeye gerek yok. Yani, bunu biz Kastamonu'da bire bölsek evet. Bu odana kaçacak. Hasan. Evet. Hiç yolu yok. Bu yuvarlak sanayi olsa gene bir nebze Serhat Bey. Ama bu oduna kaçacak. Artık biz şu kadar 50'yi de zaten kağıtlıkta bir sınır yok bunun 50'yi. Bir sınırı yok. Kaç geldi? 2 geldi. Yani bunu da artık kağıtlık alacağız arkadaşlar. Bunu da tekrar yuvarlak uğraşmayalım. Bunu da uygulamada anlatıyoruz her yerde. Zaten bu şekilde bunu bakın bunu zaten köylü bu şekilde yapıyor. Neden? Bunu ekonomiyi düşündüğü için mi yapıyor böyle Ebru Hanım? Orada fazla benzin harcamak için oluyor. Evet, yani bak. Bir yere geliyoruz. İşine öyle geldiği şey bizim de işimize geldi. Çakışan noktalar da olabilir işe gelmekte. Hasret. Yani oduna oduna atmasın diye bunu uzun boyu yapıyoruz. Bunun biçilme tekniği gene aynı oluyor. Sanayi gibi biçiliyor. Adam şuradan esas olanı alacak. Buradan da bölgemizin bahsettiğiniz gibi. Adam takoz olur. Çünkü oraya asla ziyan etmez. Tamam. En sağlam. Mümkün değil ziyan etmedi. Dedik ki tomruk, tel direk, tel direk, tomruk sıralama böyle gidiyor. Çünkü niye? Tel direkin alternatifi ne? Bir adam tel direk yapmazsa ne yapıyor onu? Kompası ölçer gibi. Maden direk de yapmadı. Anladın mı? Neden tel direk, maden direk bu kadar önemli? Anlaşıldı mı? Çünkü alternatifi oduna doğranıyor. Ne dedik? Öncelikle iddialı ağaçların iddialı yerlerinden kalın kutursa ne çıkardı? İddialı ağaçların iddialı kısımlarından kalın kutur bir ağaçsa ne elde etmeyi amaçlardık? Uzun boy sınıf tomruk. Efendim benim ağacım iddialı bir ağaç ama ince. Direk çağında ne arayacağım? Tel direk. Nereden arayacağım? Dipten gene. Gene aynı dip. Neden dipten? Liflerin en düzgün olduğu, budaklılığın en az olduğu. Budak ne yapıyor? Budak neye engeldir? Evet, mukavemet. Ben bu ağacı gelsem, 20 katlı bir binaya çıkarsam, 20 katlı bir binadan aşağı doğru bıraksam, düz bir şekilde, yere paralel şekilde gitse, yere gün diye vursa, nerelerinden kırılacaktır? Neden? Artı bırakmadan önce aşağı bakın, kimse geçiyor mu? Şimdi oralardan kurulacak. Neden? Çünkü mukavemet düşüyor. Anlatabildim mi? Göknarlarda vardır böyle göknarlarda. Kalın göknarlarda. Koflaşmıştır. Herkes gördü mü onu? İçine eğilip bakınca ne yapar? Sanki kama sokmuşsun gibi değil mi? Böyle buradan kama. Çepeçevre kama sokmuşsun gibi. Depoda göreceğiz. Evet öyle kof varsa göreceğiz. Bu anlaşıldı mı? Ama peki şeyi düşünelim. 80 kuturunda bir ağaç düşün. %6 eğriliği düşün. Ve 2 boyunda olduğunu düşün. 2 boy 6 santim. Pardon %6. 6 kere 2. 12. Hayır, 70'ten yani. Girdin. Kaçtan çıktın? 12 santim yani. Derine girdi değil mi? Yok yani.
70'ten pardon 80'di değil mi? 80'den 12 çıktık. Ne kaldı geriye? 68. Şimdi bu pamuk değil mi? Pamuk değil mi? Yani oradaki %2, %4, %6 ince kuturlarda fazla gelirken kalın kuturlarda ise yeterli geliyor. O zaman ne yapacağız? O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Maden direk ve ince kutu pamuklarda o 2, 4, 6'yı böl yarıya aşağı yuvarla 3. sınıflar için. Yani 1, 2, 3 oluyor. Onu aşağı yuvarlayıp 3 bile fazla geliyor. Bakın 4 metre boyundaki pamuğu düşünün. 4 metre. %3 gelse ne eder? 12 santim eder. 21 kuturundaki tomruk 12 santim. Olur mu? Olmaz değil mi? Ne yapıyoruz o zaman? Mümkün mertebe eğriliği aşağı çekmeye uğraşıyoruz. Standart içinde de olsun diyorsa 1-2-2. Tamam. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ölç bakalım burada ne geliyor. Peki hiç mi kısa boy tomruk almayacağız? Yani mecburiyet varsa alacağım. Evet arkadaşlar 3 boy bakın 3 boy tomruk piyasanın istediği bir tomruktur. İlk önce kağıtlık aldım 2.50 çünkü gövde yer alır. Evet. Şey olmaz. Devamı? Devamı bana güzeldiği için tomruk alacağım. Evet ne yaptı? Ne yapmaya çalıştı? Kusuru yok edin. Evet. Bir parçada bitirmeye çalıştı. Kusuru 2 metre kağıtlık mı aldın? 2.50 kağıtlık aldın. Peki başka fikri olan var mı bunda? Şey olabilir. Sanayi olabilir. Kastamonu şartlarından dur. Kastamonu şartlarından önce bir kere senin bir kes dostan şurası. Kes dostan şurası. Burada gerçekten oduna sterli envali yakışan bir kısım var mı burada? Burada var değil mi bir kısım? Şurada sanki hacimlenmeyen bir kısım var değil mi? Görmüyoruz oradan doğru. Evet. Şimdi şurada şu kadarlık bir şuraya kadar bir ölçseydim hiç onu yapmadım bak. Oraya daha aşağıda kesecek diyor. Evet. Onun arkasında. Oradan bir ölçecektim. Bir birinci kes. Ha bak dipten. Neydi? 1.50. 1.50. 1.50 kağıtlık mı? 2 kağıtlık mı arkadaşlar? 2 kağıtlık. Çok iddialı söyledi. Başka fikri olan? 1.50 kağıtlık. Normali buna göre 1.50 kağıtlık. Ama bu da tam litiyumun sınırında bir araç. Biz ne dedik? 1.5 kağıtlıktansa zaten ikisi de kağıtlık. 2 kağıtlık da kağıtlık mı kağıtlık. Oradaki kusuru burası şu dip kapatıyor mu? Bir nebze kapatıyor. Zaten ben bundan da çok iddialı bir şeyim var mı? İstiklalık kötü kağıtlığı atacağım mı? Bir şey daha diyelim mi? 1.5 desek de herkes buradan keser. Köylü de buradan keser, dinlemez. Arkadaşlar doğrusu şuradan bunun doğrusu. 1 metreyi uzun alıp 1.5 kağıt olarak mesalamak ama ikili olarak mesalarsan da bu tabii çok sınır. Şimdi arkadaşlar burası biçilir mi biçilmez mi? Bunun kararını burada vermek lazım. Akıl var mı? Gerçekten kötü yani. Çok kötü. Biçilmez Emre diyorsak, neresin? Nedir? Biçilmez olan nedir? Sterlidir yani. Çok biçilecek bir şey yok. Çürüklüklerine göre şimdi budakların ayrılması var. Budakların... Niye zarar yapar budak? Ondan da eksene dik şey var ya. Aha. O şeyi söyle, sağlam budak. Ha söyledin mi onu? Ha onu anlat. Yani, sağlam budak. Arkadaşlar ne yapıyor? Ekseni boyunca direkt öze doğru gidiyor. Bizim odundaki en önemli zaten şeyimiz ne? Tomrukta aradığımız şey ağacın özü. Aynen. Biçilecek yere. Dip tomruklarda niye bu önemliydi? Çünkü doğal dal budanmasını tamamladığı için artık orada o budağın çok ciddi anlamda bir şeyi yoktu. Veya fabrikada adam onu biçtiği zaman tek bir kalasta bırakabiliyor. Yani o kusuru bir kalasta bırakıp devamında yine temiz bir endüstriyel ürün elde edebiliyor arkadaşlar ondan. Şimdi biz çürüklüklerine göre budakları ayırdığımız zaman, şimdi buraya kadar bir özet şunu söyleyelim. Ne dedik? Sağlam budak dedik, kaynamış budak dedik ve üşen budak dedik. Birisinde canlılık vardı, diğerinde ölü dal odunundan oluşuyordu ve işte kusur yapıyordu. Açık budak dedik, kapalı budak dedik. Şimdi de çürüklüklerine göre bunları değerlendireceğiz. Bir, sağlam budak. İki, özürlü budak diye tabir ettiğimiz. Üçüncüsü de normal budağın iç yapısının çürümesinden dolayı kaynaklanan budak. Bu yine nasıl bir budak? Herhangi bir bozulma var mı? Yok.
kaynamış, sağlam bir budak değil mi? Herhangi bir ağaç malzemede bir sıkıntı yaratmıyor. Bunun içi hafif oyuk bir şekilde olabilirdi ve çürüklük olabilirdi. Ya da böyle çatlama yapıyor. O tarz budaklarda da yine özürlü budak, çürük budak diye tabir ediyoruz. Şimdi standartizasyonu söylüyorum. Sağlam budaklar 3 santimin altında ise dikkate alınmıyor arkadaşlar. Onun dışında birinci sınıflarda 10 santimetreye kadar tek bir parça olmak kaydıyla, yani şunun 10 santimlik olduğunu düşünün. Tek bir parçada olabilir. İkinci sınıflarda 15 santim tek parçada olabilir. Üçüncü sınıflarda sağlam budaksa sınırsız olabilir der standartizasyon. Ve böyle birer tane daha yoğun olduğu yerdeki toplamlarına da baktığınız zaman 15 santimi, 30 santimi ve 60 santimi geçemez diye bir şey verir, bilgi veriyor bize. Budaklardaki sağlam budaklar için dikkat etmeniz gereken, sınava girecek arkadaşlar için de bu önemli. Onun dışında özürlü ve çürük budaklarda da yine birinci sınıfta zaten böyle bir şey aramıyoruz. İkinci ve üçüncü sınıfta 10 santim, 20 santimler çapları toplama veya tek bir tane bulunma kaydıyla da. Eğer her ikisinin, peki şimdi tamam sağlam budağı söyledik, özürlü çürük budağı söyledik ama bir tomrukta sadece sağlam budak mı var ya da sadece özürlü çürük budak mı var? Her ikisinin bulunduğu durumlar da olabilir. Bunlarda da yine birinci sınıfta böyle bir şey istemiyoruz. İkinci ve üçüncü sınıfta 12 ve 25 santim toplamlarına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Budaklar genel itibariyle bu şekilde. Ana kriterde önemli olan çap düşmesi yapıyor, genç ve mukavemeti etkiliyor ve onun dışında budaklar ağacın testereye girdikten sonra körleşmesi, testerenin körleşmesine sebep verir ve görüntü yekne saklığını bozar. Olumlu bir taraf var mı? Sağlam. Sağlam değil budak aslında. Budak ben, sağlam değil bak. Kendine sağlam. Bak kendine. Şöyle lif yapısı geldi. Budağın olduğu yerde lifler ne oluyor? Kesinti yoruldu mu? Bak şöyle kesinti yoruldu devam ediyor sonra. Yani bu nereden kırılır? Sağlam dedi ama nereden kırılır? Oradan kırılır. Bu nerede sağlam? Kendi içinde sağlam. Aynen. Tamam. Arkadaşlar bu da hani biçilince tek şeyi estetik olarak güzel görünür. Eskiden lambirler, mambirler hep bundan yapılırdı yani. Dekoratif makam odaları falan. Atabilirsiniz. Genel olarak budaklarla ilgili kafanıza takılan sormak istediğiniz bir şey var mı? Budak en önemli sit anlatacaklarımız. Bir de lif kırıklığını anlatacağız. En önemli olarak, ayrıntı olarak. Bir de halka çatlayan. Üçüncü sınıfta kaç tane budak olacak? Mesela şimdi göze baktığımızda... Standartizasyonu söylüyorum. Bak şurası çok önemli. Birinci sınıflarda 10 santimetre çapında budağın ölçülmesini de arkadaşlar gösterelim. Budak nasıl ölçülür arkadaşlar? Sayı yok, topla. Budakta bakın ölçerken sınava girecek arkadaşlar şuraya dikkat etsin. Böyle biraz daha halka biçiminde olur. Direkt oval olmaz. Böyle direkt göze yani, görünmez. Budağın da bir özü olur. Öyle durumlarda budağın dar yerinden ölçeceği zaman metrede yoklayın. Az önce mesela arkadaşımız ölçtü. Bir yerde 6 santim geldi, bir yerde 5 santim geldi. Her tarafından bir bakın. En fazla darlık neredeyse oradaki metre, oradaki kısım santimetre cinsinden standartizasyon şöyle diyor. Birinci sınıf için 10 santime kadar o dar yer olabilir. İkinci sınıfta 15 santimden, üçte sınırsız olabilir der. Üçüncü sınıfta. Eğer özürlü ve çürük budak durumu varsa, karışıksa bu 12-25 santim, birde olmayacak birinci sınıfta. İkide ve üçte çapları toplamayı 12-25 santim. Eğer sadece özürlü budak varsa, sağlam budak yok, sadece özürlü budak var. Yine birinci sınıfta istemiyoruz. İkinci ve üçüncü sınıfta 10 santim, ikinci sınıf çapları toplamı veya tek bir tane. Üçüncü sınıfta da yine 20 santim çapları toplamı ya da tek bir tane olmak kaydıyla. Biz ne diyoruz piyasada? Piyasada biz ne diyoruz? Birinci sınıf, ikinci sınıfta düşen budak olmayacak. Şeyi söyledin mi? 3 santimden düşen budak. Sağlam budak dikkate alınmıyor 3 santimden. 3 santimden düşen budak ve 1 santimden düşen. Söyledi, söyledi. Yani arkadaşlar birinci sınıfta, ikinci sınıfta düşen budak olmayacak. Ne demiştik? Budaklarla alakalı iddialı tomruğun iddialı kısmı olan ilk kısmından yaparsanız diğerlerini daha rahat değerlendirirsiniz diye. O toplamlar önemli mi? Önemli. Önemli mi? Önemli.
Ama dediğim gibi sınava girecek arkadaşlar. Şimdi bizim için ne var, ne önemli? Meleke önemli, göz ölçümüz önemli. Bir şekliyle birinci sınıfta, ikinci sınıfta birinci sınıf kusursuz, ikinci sınıfta biraz olabilir, üçüncü sınıfta dudak sınırı zaten. Evet. Sağlam evet. Dudak. Dip tomruğunda niye budak çok önemli değildi? Çünkü ağaç ne yapıyordu? Doğal. Doğal budak. Aynen. Gömmüş yani içeride. Onu da göstereceğiz. Onunla da ilgili bir kalın bir kutunun başına gidelim şurada. Dip tomrukla diğerlerini kıyaslaması için ona bakalım. Budakla alakalı. Arkadaşlar. Düşünün. Güneş. Hem güneş, karşılık güneş, aynen çok güzel. Güneş güzel. Ha? Rüzgar. Doğal etken derken? Rüzgar. Rüzgar. Ne yapıyor rüzgar? Ağacı döndürüyor. Aynen. Ne yapıyor güneş? Ağaç ışığı bulmaya çalışırken eriyor, bürülüyor Cengiz değil mi? Tepe çatısında denge değişimi. Yani ışık, ışık başka bir yerden geldi. Dip kıvrıkları meydana geliyor. Aslında ağacın kendi içinde dengeleme çalışması değil mi? Genetik faktörler de var diyorlar. O da bilimsel araştırmalar. Bu araştırmalarda mesela tohumdan kaynaklı genetik faktörlerin etkisi olduğu söylenmiş ama ana nedenler sizlerin de saydığı gibi çevresel faktörler. Onun dışında genetik faktörler var. Ve yanlış yapılan silvikültür müdahaleleri. Bak bu çok önemli şey arkadaşlar. Yanlış yapılan mesut silvikültür müdahale ne demek? Ha diyecek ki şey fazlalığı ne alakalı olur? Bizim yapmış olduğumuz Burcu Hanım silvikten müdahaleler ağacın bir şekilde kalitesini etkilemiyor mu? Değil mi? Ne yapıyor ağaç? Yani zamanda doğru düz bakımları yapılmış bir ağaçta bir ağacın ışığa ulaşma derdi olur mu? Özgürce ona çap boy dengesini verecek bir silvikten bakım yapmış olsak ki bizim yapmış olduğumuz işlemde ormanda üretim değil. Neydi arkadaşlar? Cengiz bakım yapıyorduk değil mi biz? Ne bakımıydı? Ne diyorduk? Üretim yok. Ne var? Meşre. Yani daha Türkçeleştirelim. Orman bakımı. Orman bakımı yapıyoruz. Üretim yok. Bitti. Orman bakımı yapıyoruz da bu da çıkıyor. Bu da çürümesin diyor. Değil mi? Evet. Ormancılarım. Yani silvikültür esas çıkan emmal sonuç. Üretim bir sonuç arkadaşlar. Asıl olan, esas olan ormanda yapılan silvikültürel çalışmalar. Bakımlar, gençleştirmeler, bunlar yapıldığı için, bunlar yapılması gerektiği için yapılıyor, sonucunda da bu çıkıyor. Bu çıkan kıymetin de en üst ekonomik değere ulaşması için biz her bir ağaca gelip o ağaçtan elde edilebilecek en üstün değere sahip, en yüksek kıymete sahip orman emmalini işaretleyerek kestiriyor. Bizim sebebi hikmetimiz, varlığımızın sebebi bu arkadaşlar. Yani işletme pazarlama dediğimiz iş silvikültürel mülahazalarla bir ağaç kesilirse işte orada başlıyor. Yani kesimden başlayarak depoya gelip sınıflandırma yapılıp satış işi gerçekleşene kadar olan süreç bizim işletme ve pazarlama disiplinimizin konusu oluyor. Ve bu konu işte bir asır, belki de bir buçuk asır bir ağaç yetişiyor. Ona biz kıymet veriyoruz. Şimdi inşallah biliyorsunuz arkadaşlar 270 tane işçi alıyorduk. Sana kaç tane işçi veriyorduk? 15 işçi bir de aşçı yazdık. Hah, 16. Bak 16 tane de işçi geliyor. Sizler varsınız. İşte belki bir tane daha mühendis vereceğiz. Belki bir endüstri mühendisi de vereceğiz. Bu kadar imkan değerli arkadaşlar. Bu bir asır bekleyip de yetişen bu emmale en üst değerde kıymet kazandırmak. Ekonominin ihtiyacı olan şekilde ebatlandırıp kesmek. Hepimiz bunun için varız arkadaşlar. Onun için bu işten hiçbir şekilde kaçınmayacağız. Vatandaşı eğiteceğiz. Vatandaş doğru ağaç kesecek. Ağacı keserken tekniğine uygun şekilde en asgari düzeyde hasar oluşacak veya hiç hasar oluşmayacak istikamete devirme oyu açacak. Devirme kesişini doğru yapacak. Kama kullanacak. Birden böyle ağacı düşürmeyecek.
ağaç sert bir şekilde yere düştüğünde, düşerken önüne ne gelirse kırıp parçalıyor. Ama kama kullanarak böyle kamayla böyle aheste aheste düşürürsek çarptığı ağaç da büyük hasar görmez. Ve tüm bu süreçlerin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olacağız. Biz ağacın dibine vardığımızda ağaç kesilmemesi gereken bir yere doğru yıkılmışsa bakacağız. Eğer devirme oyu da o şekilde açılmışsa değerli arkadaşlar, bu vatandaş suç işlemiştir. İlle de damgasız ağaç kesmek tek başına evet bildiğimiz bir suçtur. Ama bu şekilde eğer kasıtlı olarak başka ağaçlara zarar vermek maksatlı açtığı devirme oyu, yaptığı devirme kesişi nedeniyle bir tahribata vesile olmuşsa, sebebiyet vermişse bu da suçtur arkadaşlar. Orada başlıyor bizim görevimiz. Onun için insanları iş tevzatı yaptığımız esnada bilinçlendireceğiz. Onlara altına imza koydukları şartnamede ne tür yükümlülükler aldıklarını anlatacağız. Derdimiz insanların ceza alması değil arkadaşlar. İşin doğru yapılması. Sahip olduğumuz orman kaynağına hiçbir şekilde zarar gelmemesi. Hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hep biz bunun için varız. Ondan sonra kaynağı koruduk. Bu kıymet en yüksek ekonomik değere nasıl eriştirilebilir? Bunları iyi bir şekilde yerine getirdiğimizde biz orman teşkilatı çalışanı olarak görevimizi en iyi şekilde yapmış oluyoruz. Arkadaşlar, halka çatlakları genelde büyüme enerjileri farklılıklarından. Yani zamanında çok yavaş büyümeyle sonra tepe çatısı açılmış, hızlı büyümeye geçmiş. Bu iki tane bak, yavaş büyürken yaptığı odun şu. Bak yavaş büyürken yaptığı odun şu. Sıkı bir odun yapıyor. Sonra gevşiyor, rahatlıyor. Bak halkalara bak, geniş. Şimdi tabii bu koy veriyor gerisini. Bunu iyi dinleyin. Başka bir yerde bulma şansımız yok bunu. Diyelim ki bu ağaç, şu ağaç en dip ya. 1 yaşında bir fidan değil mi bu? Tam şu noktası 1 yaşındaki fidanın odunu, doğru mu? En merkez, en ön. Hayatın başında da. Hayatın başında. Diyelim ki burası kaç metre? Bu 3 mü? 3 metreye bu fidan 2 yılda erişti. Sonra her sene 50 santim sürgün atıyor. Evet. Sonra bu fidan 20 yaşında 10 metre boya erişti. Ama ilk 3 metredeki budaklarını doğal dal budanmasıyla attığını farz edelim. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Ağaç 10 metreye ulaştı. 20 yaşında. Ama ilk 3 metredeki dalların da önce ne yapar ağaçlar arkadaşlar, dallarını? Güneş almaz mı başlarsa önce yaprakları gölge yaprağına dönüyor. Ondan sonra yaprağı döker, sonra dalı döker. En sonunda dal dökülür, ne yapar onu? O budağı ağaç kaplamaya başlar değil mi? Odun dokusuyla. Bakın şimdi, bak. Sayıyorum şimdi, bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hadi şu halka olsun 20. Artı 3 diyeceğiz 23. Bir de gençliği var ya. Ya yaşı değil, ben şey olarak, sayı olarak yapıyorum. Evet. Yaş sayarsak artı 3 demek lazım. Hı-hı. Şimdi bana göre şurası bu ağacın ilk 3 metresinin 10 metre boyu ulaştıktan sonra ilk 3 metresinin doğal dal budanmasıyla dallarını doğal olarak budadığı alan olsun. Öyle midir arkadaşlar? Bir 10 metrelik ağaca baksak, eğer sıkışık büyümüşse 3 metresi değil mi? Genel olarak dalları doğal budanmıştır. Doğru mu?
Ondan sonra odun yaparsa, yani eğer ki ben bu ağacı kessem böyle, bu şekilde, tam bu dağa dek getirsem, budak nereye kadar gelecek? Gözüne kadar. Buradan buraya kadar. Bir tane de burada olacak. Varsa karşılığında. Değil mi arkadaşlar? Önemli burada mi? Olacak. Burada olacak. Diyelim 5 tane. 5 ayrı yerinde çepeçevre vardı. Budaklar bunun dışına çıkacak mı? Önemli mi bu? Bu şimdi bak. Mi? Şimdi bak. Ben ağaç biçiyorum. Bak. Bir tane kapak aldım. Bir tane daha kapak aldım. Sonra tam kübik olmadı. Bunları daha sonra kenarlamaya vereceğim. Bak. Birinci aldım. Burada budak olacak mı? Değil mi? Sağlam. Bembeyaz çıkacak değil mi? Hiç karşıma budak falan çıkmayacak. Doğru mu? Şimdi ikinciyi aldım. Burada budak olacak mı? Evet. Buraya geldim. Buraya budağa yaklaştım. Bir tane ince aldım. Bunlar da budak olacak mı? Hayır. Şimdi buradan bir tane aldım. Bunda budak olacak mı? Olacak. Olacak. Evet. Bir tane daha aldım. Burada budak olacak mı? Olacak. Geldim. Burada yarım budak. Aldım. Bak. Aldım. Biçtim. Şimdi ne oldu? 1, 2, 3 tane kalasta budak oldu değil mi? Bunu da aldım. Bak. Budaklı yerini görüyorum ya ben zaten. Onu da aldım şöyle. Şu kısmını şöyle aldım. Buraları da temiz çıktı mı? Şimdi bakın bakalım şu komple oduna. Bu odunun yüzde kaçı budaklı odun oluştu? Yüzde kaçı budaksız odun oluştu? Bir oran söyleyeyim. %10'u budaklı. Evet, %10'u budaklı. Hadi biraz daha yapalım. %20 diyelim. Yani dip tomruğun %80'i budaksız, %20'si ise budaklı odun oldu. Doğru mu? Evet. Şimdi geçin yan tarafa. Aslında budak burada, burada içeriye dalmış budak. O yüzden yanal yüzeyde görünmüyor. Bak, buradan gelmiş, burada içeriye dalmış. Bak, şurası da budak değil mi? Nereye kadar geliyor? Öze kadar geliyor. Zaten budaklar öze kadar gelmek lazım değil mi? Bir tek bunun istisnası vardır. Kayın, meşe, biraz da belki sedirde olur bazen. Bazı ağaçlar baştan gövdesinde budak olmamasına rağmen 100 yaşından sonra budak çıkar. Bu budaklara ne diyoruz biz mühendis arkadaşlar? Ne gözlerdi onlar? Hangiler dişler? Ne diyorduk bunlara? Uyuyan gözler mi? Adventist mi diyorlar? Ne diyorlar? Su sürgünü diyorduk değil mi? Meşe kayın gövdeden ışık alırsa aslında orada hiç budak olmamasına rağmen orada primer sürgünler, uyuyan sürgünler şey yapar, uyanır ve orada bir sürgün oluşturur. O sürgünden de bir dal oluşur. Ağacın ışık sigortası. Evet. Ama bu ne oluyor? Bizi yanıltıyor değil mi? Bak şimdi. İbrelide bir budak var. Ben bu budağı dış gövdede görüyorsam bu budak biliyorum ki ta öze kadar gidiyor. Değil mi? Başka ihtimal var mı? Ormancım var mı başka yok, ihtimal? Yok. Ama gayında meşede öyle değil. Gayında bakarsın bir budak görünür. Onu seçmenle. He, bu su sürgünü bu budak içeriye gitmez diyeceksin. Bu da tecrübeyle. Ancak kayın biraz daha zordur arkadaşlar. Şimdi bak. Bunun burada var şeyi. Belki burada da var. Şurada. Bak. Gördük mü? Bunun burada var budak. Bunun burada da var. Bak şimdi. Burada da var. Burada da var. Şimdi bak bu kalası da biçiyor. Başka renkli kale şey var mı? Başka renk. Arkadaşlar uyuyan gözlemliyordur şef arkadaşlar. Bak. Niye çıkar bir ağaçta? Hani iş bakımlara geliyor ya silvikler. Niye olur? Sen kapalı ağaç ürünün silvikler isteğinden fazla açarsan olur. Gövde ışıklanırsa su sürgün olur. Işık neresi ışıklanacak arkadaşım? Tepe. Tepe. Gövde ışık alırsa su sürgün olur. Gövdeyi ışık almamak için ne yapmamız lazım? Güzel. Ara alt tabakaya dokunmayacağız. Ara alt tabaka. Aferin köylünün de canı temizlik yaptım da. Kayında, evet. Çamda da söylemiyoruz. Evet. Bak şimdi. Bu dip tomruk değil, değil mi? Nereden anlıyoruz? Bak. Budağa bak. Şimdi bak bunu da biçiyor. Bir tane kapak aldım. Bir tane de böyle aldım.
Şimdi başlıyorum biçmeye. Doğru mu? Bak şimdi. Biçtim. Burası budaklı değil mi? Gene biçtim. Bir, iki budaklı. Doğru mu? Gene biçtim. Budak, budak, budak. Doğru mu? Bir daha biçtim. Budak, budak. Her evet, taraf budak. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi fabrikalarda arkadaşlar genelde bu tarz kesişlerde bir de yani hep kalasa yönelik değil. Mesela kadron diye tabir ettiğimiz 30'a 30, 40'a 40, 50'ye 50 alıp böyle bu tarz budaklı yapıları tek bir kalas değil kadronda çıkartıp geri kalanından temiz normal evet. Almaya ile ilgili bir teknik de şimdi var arkadaşlar. Şimdi şeyde gördük ya dün anlattık Emre. Adamlar temiz yerleri burcağının tak tak kesiyorlar böyle odunları takozları. Bu da ayırıyor yani. Budaklı ayırıyor. Yeri ayırıyor. Sonra ha. Dişi dişi bir şeyler yapıyor. Buzdolabı örneği verdiniz ya. Evet, aynı. Birleştirme budaklı ya. Yerlerinden ayırıyor. Sonra tekrar onu birleştiriyor. Ve o çok sağlam oluyor. Ama kaça mal oluyor? Maliyet. Kırılmıyormuş biliyor musun? Üf. Büyüseydi, evet, gelişseydi, evet. 10 sene sonra kesilse. Şurası meyimli ama. Bu şey olacak. Evet. Yani arkadaşlar bakın dediğim gibi halka çatlağı çok önemlidir. Halka çatlağı varsa sınıf yapmayacaksınız. Ama onda bir şanssızlığı vardır. Baştan belli olmaz. Zaman geçtikçe kendini kurumaya başladıkça verir. Arkadaşlar bir de budak. Şimdi bu tomruk. Dip tomruk. Efendim bunda budak olabilir mi? Tamam içerilerinde şöyle kısmi bir budak şuraya kadar gelebilir. Ama hiçbir zaman şunun gibi nereye kadar geldi bak. Yani en dış halkadan en dibe kadar. Arkadaşlar dip tomruklarda böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Bak bunun zır budak. Yani bu bana göre sınıf değil. Hele bir de böyle kalınlaşmış değil mi? Bak budak şurası. Ölçmeyi de gösterdi. Yani kalın budak. Neden diyoruz ki 3 santimin altındaki budak sayılmaz? Bak 3 santim düşün. Kalas yaptığını düşün. 4 bile yapsan 1 santimin sağlam. Yani 3 santim mukavemet çok öldürmez. 5'e 10, 10'a 10 yaparsan inşaat gibi falan biçersen hiç değmez bile. Peki bu budağı kim istemez? Yok inşaatçı istemez. Hiç mahsur yok inşaatçı için. Ambalajcı istemez. Değil mi? Yük taşıyor ya arkadaşlar. Evet. Ambalajcı istemez. Arkadaşlar yumuşak ağaç deriz. İbrililer aynen, genel olarak yumuşak ağaç. Yapraklar genel olarak ne diyoruz? Sert ağaç. Sert ağaç. Yani dayanımı fazla. Meşe, kayın, gürgen. Gürgen ağacından topuk, ayakkabı topuğu yaparlar arkadaşlar. Evet. Sert yapıda olduğu için. Şey yapmış. Dedik ya bir, sınıf alan adam çürük istemez. En çok tepki göstereceği çürüktür. İkincisi neydi? Halka çatlağını istemez. Üçüncüsü neydi? Budak istemez. Şimdi arkadaşlar peki. Bak. Bak çok güzel. Bölge müdürü çıkarttı bak bunu. Bu ne arkadaşlar? Dip tomruk olma şansı var mı bunun? Yok. Peki güzel mi görünüyor? Güzel görünüyor. Ama zır budak değil mi? Budak. Ambalajı mesela gidiyoruz biz şeye. Seydirlere. Çok ambalaj işlem var orada. Gidiyoruz. Vatandaş var ya. İkili satış yapmış. Dip tomrukları standart altı boy yapmış. Çok gerisini komple palete veriyor. Sadece dip tomrukların altı boylarını ambalaj sandığı ambalaj olarak biçiyor. Ambalaj sandığı demek. Yani o Arçeli'ye veriyorum. Sordum ben kime veriyorsun dedim. Arçeli'ye yapıyoruz biz dedim. Yani şunu gördünüz mü? Bak ama güzel görünüyordu. Güzel görünüyordu Mesut. Güzel görünüyordu ama dip tomruk olmadığı için. Bak şurada. Daha yeni kapatmış onu. Bak bölge müdürü buldu onu. Bak şurada kapatmış. Bak şurada kapatmış. Dip tomrukta kalmış. Öbür tomrukta kalmış esas burada. Bu buradan, bu buradan ses vermiş efendim. Ha öyle mi? O tarafta da mı? Ses vermiş buradan mı? Evet. Neydi arkadaşlar? Söyleyin bakalım. Geldi sınav sorusu. Standarda göre. Bu ikinci sınıf olur mu olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Ama standart söyleyeceğiz. Kaçtı standart? Kaçtı? 5, 10, 20. İkinci sınıf olduğuna göre 10. Peki şuradaki yüze %10'dan fazla mı sizce? Fazla. Yani 20, hiç konuşmaya gerek yok. 30 santim.
Arkadaşlar bunun ölçülmesini yaparken de bulunduğu baş bölgesindekini ölçerken iki tane hususu dikkate alacaksınız. Dairenin alanı neydi? Pi re kare. Buradaki bu şu bölgeden bir tomruğun gerçek yarı çapını hesaplıyorsunuz. Yani buranın alanını hesaplıyorsunuz. Sonra çürüklüğün olduğu yerdeki, yoğun olduğu yerdeki alanını hesaplıyorsunuz. O çürüklük alanını tomruğun alanına oranlıyorsunuz. Yüzde olarak veriyorsunuz. İkinci hususta da bu etli kısım ikinci sınıfta 15 santimetre olacak diyor standart. Üçüncü sınıfta da en az tabii 12 santimetre olması gerekiyor ki o ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa girsin. Bu şimdi ikinci sınıfa uygun mu? Değil. Arkadaşlar bak pi re kare. Al hesabını şöyle yapın. Pi re kare değil mi? Önce ne yaptık? %10'u geçmeyeceğiz dedik ya. Önce küçüğü yazdık. İkincisi gene pi re kare. Kaç geldi şurası? Genelleri 50 santim. 30 mu? Geneli 50 santim. 30. 30'un karesi kaç? 900. Pi'ler gitti. Yarı çaptı. Tamam. Re, ha, aynen doğru. Yarı çapı 30'sa 15 olacak o zaman. Yanlış oldu. Şey, burası şöyle. Bura 50 santim ya. Şura 25 santim 15 santim olarak. Yani 15'in karesi 25'in karesi aynen şeklinde alıyor. Şimdi ölçüyoruz ya şimdi ölçüyoruz. Hasetler hasetler. Hiç fark etmez ya. Çapı da yani, o da olur. O da olur. Meleke neydi meleke? Ha biz yarı çapı. Oluyor mu? Evet. Haset bak bakalım şuna. Sınıf. Ha meleke ne diyor meleke? Cengiz ne diyor meleke? Yani oranlamayı da şöyle yaptık arkadaşlar. Burası 30 geliyor, burası 50 geliyor. Yukarıya küçüğü yazıyoruz. 30 karesi 900 değil mi? Aşağıda pi re kareye alanları oranlayacağız ya. Aşağısı 50. 50 kaç etti? 5 kere 5 25. 2500. 2500 de 900. 1000 olsa 2500 de 1000. Yani 2,5'ta 1. Kaç eder? %40 eder değil mi? Yani %35, %36. Neye girmiyor? Kaçtı? İkincisi. 5, 10, 20. 20. Ne oldu? Girmedi. Kaç tane kalasta bozuk yani 3. sınıfa bile girmedi. Aynen. 5, 10, 20'ye aklımızda kalsın. Ama ne dedi melekede? Bundan olmaz dedi. Bak ormancı hemen dedi ki olmaz bundan dedi. Neden söyledi? Hani ne diyoruz biz melekeye? Göz ölçüsü. Ama tereddüt ettiğimiz zaman ölçeceğiz. Anladın mı? Göz ölçüsü ama tereddüt ettiğim zaman. Ben standardı biliyorum. Açacağım ölçeceğim. Evet geçelim başka istihbarata. Genel olarak ince kuturlardan uzun boy, alt boy yapmıyoruz. Yani genel olarak yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Çap kaçtı standart olarak? En az kaç? 30. 30'un üzerinde evet. Altı boy yapmıyoruz. Evet öyle. 30. Genel olarak yapmıyoruz. 34 deyen var, 32 deyen var, 36 deyen var. 30'un altını yapmıyoruz. 30'u bir şey tavsiye ediyorum. Evet. 30'un üstü yapıyoruz. Hepiniz şuna bakın. Bu ağacın neresi? Bu dibi çok kalın bir ağacın uca yakın bir kısmı değil mi? Evet. Uçtan önce bir kısmı. Meleke ne diyor buna? Ahmet? Sınıf diyor mu? Sınıf değil. Niye? Bu da çap düşüşü. Otomatik olarak üçüncü sınıf. Üçüncü. Ama ne dedin? Kağıtlığa da kıyamıyorsun. Evet. Öyle öyle tabii. Her şeyde kağıtla atacak halimiz yok. Üçüncü sınıfa atıyoruz. Yani. Doğru mu? Çok doğru. Ya bunun için şunu da yapacağız. O çap düşüne aldanmayın. O kurtaracak bir çap düşüne. Dipler düzgün. Tamam dip değil. Dip değil mi o da? Dip değil. Sınıf olabilirsin. Evet. Ama gene de böyle muallaklı bir sınıf var mı Cengiz? Değil mi? Yani. Mesela bunun budak yok. Bunun dibi daha da güzel değil mi? Onu söylüyorum. Bak şurada dip var. Bak şu. Yani efendim şunu arkadaşlar buna olsun. Göz yanılır. Kaç metal değil ki? Bakın arkadaşlar dip tomruk, dip tomruk, dip tomruk. Uzun boy yapacaksan dip tomruk. Sınıf tomruk yapacaksan dip tomruk. Dip, dip, dip. Adamın dibi, 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 dibi. Kaçırmayın şunu artık ya. Biliyorlar zaten. Artık dip tomruktan kaçış yok. Siz boylayacaksınız. Yani ilk iki tomruk, üç tomruk. Değerli. Gerisi... Sıralı. Yani, evet. Gerisi ne diyorduk? Standart tomruk. Ne başlıyor? Kaç boydu? 3-4. 3-4. Bakacağız. İyi 3 mü, iyi 4 mü? İyi 4. İyi 4. İyi 4. İyi 4. Evet. İyi 3 mü? Kötü 4 mü? İyi 3. İyi 2-50 mi? Kötü 3 mü? Piyasaya göre 3. İbreliden şey neydi? 3. Piyasaya göre 3. İbreli için konuşuyoruz arkadaşlar. 3'e tamamlama diyoruz. Arkadaşlar kısa boy istenmiyor. Arkadaşlar tüm ihalelerimizde
kısa boy tomlukla normal boy tomluk arasında en az bir 500-600 lira fark var. En az. Hatta 1000 lira, 1500 liralara kadar çıkıyor. Onun için burada böyle arkadaşlar. Mesela ben Sedir'de çalıştım. Sedir'de 2.25 çok tercih ederler. Kapı içi işte böyle, biliyor musun onlar? Yani 2.25 tomluk olursa, hele böyle silindirik çap azalması yoksa, adam parayı verirdi yani. Ama yoklarda istemiyorlar. Karaçam'da çok istenmiyor. Yok, son rakam vereyim senin böyle bir durum. Gökler kısa boy en sonda da 2-300 sabah baktı zaten. Evet. 3-800 lira normal. 1500 lira fark. Arkadaşlar, olabildiğince kısa boya rağbet etmiyorum. Zorunluluk varsa. Ama yani işte ötede gördüğümüz gibi abuk subuk bir kambur bir şey oluşuyorsa olmaz o orada. İki neyse o olacak, evet. Yani. Çok arkadaşlar, biz bizim anlatacaklarımız bunlar. Her şeyden de bahsettik diyoruz. Yani bir şekli çok bilmekten daha ziyade arkadaşlar, siz yapa 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 öğreneceksiniz. Siz uygulaya uygulaya öğreneceksiniz. Bilgi neye evriliyordu? Fikre. Fikir neye evriliyordu? İnisiyatif kullanmaya, öngörülerde bulunmaya. Bunu yapmak için ne yapmak lazım? Pratik uygulamalarımızı hızlandırmamız lazım. Yapmak lazım. Evet arkadaşlar. Siz yapacağız. Siz yapacaksınız. Gerekirse yanlış olur. Evet. Başımızın üstünde. Zaman içerisinde kendinizi geliştireceksiniz. İşte böyle eğitimler yapacağız. Ormana geleceğiz. Yaptığınız işleri kontrol edeceğiz. Diğer arkadaşlarımız kontrol edecek. Düzelteceğiz. Öğreneceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Ama bu işi asla ve kat'a köylünün inisiyatifine bırakmayacağız. Bu bizim vazgeçilmez bir görevimiz. Ben de emin olun, imkan bulsam, fırsat bulsam, boylama esnasında gelirim. Bizim Kürşat'la beraber bir boylama ekibi oluruz biz de. Elimize alırız tebeşiri. Hoşumuza da gider yani. Yani. Bu çok da bizim memnun olacağımız bir şey olur. Anlatabildim mi? Yani bu konu bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesi. Bu iş çok önemli arkadaşlar. Topyekün tüm işletmelerimizde biz bu çalışmaları, bu eğitimleri yapıyoruz. Bunun değerli arkadaşlar, bakın sizler aramıza katıldınız. Bizim bölge müdürlüğümüzün sınıf ihmal oranı 5 kat arttı arkadaşlar. Yani sizlerin katılımı, sizlerin bu işlere sahiplenmesi bizim daha fazla sınıf emmal üretmemiz sonucunu doğurdu. Çoktansını aldığınız paraları bu yaptığımız güzel çalışmalarla ziyadesiyle telafi ediyor. Sizler geldiniz, bu işlere dahil oldunuz, kaliteli iş yapmamızı desteklediniz, daha güzel işler yaptık. Ne oldu değerli arkadaşlar? Bak bu sene 5000 tane işçi alıyoruz. Yine 2500 tane orman muhafaza memuru alacağız. İşte 750 tane mühendis alacağız. Eğer biz bu işleri kaliteli yapmasak, emmalimize en yüksek ekonomik değer kazandıracak şekilde boylama yapmasak, bu işlerin üstünde durmasak, emmalimiz bu kadar iyi fiyat yapmaz. O zaman da gelir düşünce de bu sefer nereden başlanır? İşte daha az personel çalıştırma, İşte belli işte gereksinimleri erteleme. Ne oldu arkadaşlar, geçen sene 140 tane bize hizmet vasıtası verdiler 0 kilometre. Şıkır şıkır geziyoruz değil mi? Şimdi bakın, kamyon gelecek, ekskavatör gelecek, krayder gelecek. Sene sonunda eksik pikaplarımız ikmal olacak. Eğer şu emmal bu şekilde kıymetlenmese, gelir olmasa, çıkar adam kırmızı kart gösterir. Bitişine bak der ya, sen ne konuşuyorsun? Ama üretim yaparsan, değer üretirsen, ki biz şunun sadece sonuçlarını konuşuyoruz. Bu yaptığımız ormancılık çalışmaları nedeniyle ormanlarımızda ortaya çıkan kaliteyi dikkate aldığımızda çok çok daha güzel ve büyük işler yapıyoruz arkadaşlar. Bizim görevimiz bu. Biz ormancıyız. Orman teşkilatıyız.
ormanları koruyoruz, ormanları geliştiriyoruz, gelecek nesillere daha güzel ormanlar bırakıyoruz. Ama kestiğimiz ağaca da en üst seviyede bir kıymete ulaşması için gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı daha da geliştireceğiz. Kayında birkaç kelam söyleyelim. Kayında 5, 6 var mı? Yok. He? Yok. Unuttuk. 3 boy 4. Yok. O bak şimdi. Demiş, 4. Uzun boy için Göktaş'ta uzun boy için ne söylüyorsak kayın için de öyle. Kayında illa 4 olmaz diye bir şey demiyor. 4 olur. Nerede olur? Görürsün böyle tam çatalı 4 tek gelir, 4 olur. 3 olsa daha iyi olur ama normal koşulur. Evet. Yani artık kalacaksa 4 de alırsın. Ama şeyimiz 3, tercihimiz 3. Standart boyumuz 3 arkadaşlar kayın. Tamam. Tercihimiz 3. 2 2 hele ince kuturda. Hele ince kuturda. Zayiat olacaksa, artık kalacaksa 4. Ama kısa boy yani 2-2.50'de de o kadar sert değiliz. Evet. İbreliğe göre. İbreliğe göre. Hani İbrel'de diyorduk ya 3'e tamamlayalım diye. Zorluyoruz ya. Ha, kayın da yok o arkadaş. 3'e İbrel'de nasıl tamamlıyorduk? Eğrilikten dolayı tamamlamıyorduk. Eğrilik ne geliyorsa eğrilik çünkü boydan boya biçilmeye engeldi. Ama çat düşüşü biraz fazlalaştı ama 2.50 değil de 3 alıvereyim. Ne yapalım ya? Ne olur kapaklarda çap düşünden kaynaklı kapaklarda eksik çalışır ama ondan sonra tam temiz çalışır. Olur. Değil mi? Bir de 2.5 sana sağlam da veriyorum. Ya da 2 boy sağlam veriyorum geride. Evet. Kalasları tam verir. Arkadaşlar yapraklı kayın 3 ağırlık çalışacağız. Hele hele sizin çünkü kayınlarınız biraz ince kayınlarınız geliyor. Hı hı. Orada geçen baktım 4 var 5 var. Ya bırakın Allah. 5 boy ince olmalı. Ne diyorduk? Bir dirhem et bin kusur örter. Yani çap kalınlaşırsa boyu uzatabilirsin. Ama çap inceyse kusurları örtmek istiyorsan daha kısa boy çalışacaksın. Doğrultacağız. Minimize çamda ya ibreli de 3-4 kusurlar çoğaldıkça yapraklı da 3. Tamam arkadaşlar. Bu ne? Ardaklanmaya ne sebep oluyor? Virüs, ark, bakteri, mantar. Mantardan. Kaç aşamalıdır? Arkadaşlar, ardaklanma kayında birinci ve ikinci aşama iki aşamalıdır. Birinci aşamada kırmızı kahverengi renkte kendini belli eden su mütevazıını hemen mantarlar ağacın özüne yerleşir. İkinci kısımda beyaz mantarlar sebep olan bu mantarlar azgınlaşır. Sonrasında ağacın selülozunu lignine çevirir, böyle pütür pütür döker. Özellikle ardaklanma ne zaman önemlidir? Yaz sıcaklığında, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında güneşin alnına, gölgeli rampalardan getirdiğimiz, güneşin alnına serdiğimiz kayınlarda da 15 günde kim kesti bu kayınları kusar. Ya? Ardaklanmaya ne iş tedbirler nelerdir arkadaşlar, şefler? Eskiden kimyasallar sürülüyordu her iki başa. Ne için? Nemle güneş ışıklarıyla ilişkiyi kesmek için ama bu artık pahalı bir yöntem. En güzel yöntemimiz bizim ardaklanmayı önleyici yaz sıcaklığında bu şeyde sorun olmaz. Hızlı sirkülasyon yapacağız. Arkadaşlar. Hızlı sirkülasyon yani gölgeli rampalarını beklettiğimiz malı depoları çok bekletmeyeceğiz hemen satacağız. Öyle pazarlayacağız. Bir de bununla şey söyleyelim mi? Söyle. Şimdi arkadaşlar sınır çizgileriyle bu trahe hücreleri var. Boyuna yönde bunlar içeri girdikçe burada ağacı kestiğiniz zaman keresteyi böyle siyah dalgalanmalar şeklinde damarlar görürsünüz. Bu ağacın emprenye edilmesini de etkiliyor. Yani koruyucu maddeleri almasını etkiliyor. Buna biz endüstride til oluşumu adı veriliyor buna. Bu onun için de istenmiyor. Yani ağacın ne oluyor? Dayanımı düşüyor ve onun emprenye edilmesi daha güç hale geliyor. Yani bu ağacın yapısında eğer ilk baştaki görülen hafif kahverengi renklenme gibi görülüyor. Orada ağaçta direnç özelliklerinde etkilenme olmuyor. Ama kusur mu? Orada bakın bir mukavemette bir sıkıntı yok ama ardak mantarları iyice artık odunun oyuk oluşturup içine doğru girmeye başladıkça böyle ezilir içinde böyle bisküvit gibi içeri doğru oyuklar oluşur. Bu durum ne?
ağacın direkt mukavemetini etkileyen, yapısını bozan durumdur arkadaşlar. Aslında arkadaşlar kırmızı yere konuşum dediğimiz kayında bir şekilde ardaklanmanın en basit, Onur, sempatik başlangıcı mıdır? Doğru değil mi? Zamanında 1940'larda demir ağlarla örerken Cumhuriyet, tüm demir yol traversleri bu kırmızı yüreklerden yapıyor. Kusur mudur arkadaşlar kırmızı yürek oluşumu? İstenmeyen bir durum mudur? Kusur mudur? Kusur değil. Peki istenmeyen bir durum mudur? Sonrasında istenmeyen bir durum. İlk aşamada direnci etkilemediği için arkadaşlar kusur değil. Bakın sınava girecek arkadaşlar da mavi renklenme ibrelilerde olur. Kusur değildir. Çünkü neden olur? Bu sağlam olmasaydı 1930'larda travers yaparlar mıydı bundan? Demir yollarında. Yaparlar mıydı? Hem demin diyoruz ya budak direnci düşür ama budak kendi içinde nedir? Çok kumptur. Çok sağlamdır. Kump sağlam. Yarılma niye yani zorlaşıyor orada? Budak olduğu için. Ya işte yarılma da zorlaşıyor. Şimdi arkadaşlar yoklar konuştuk, tam konuştuk. Bu kayıt. Değerli arkadaşlar bu tabii ki bunun sınıf olmasını olumsuz yönde etkileyen çok belirgin bir kusur. Şimdi burada değerli arkadaşlar şu emmal şu kusur olmasa 5000 lira 6000 lira ederi olan bir emmal. Şimdi arkadaşlar bakın yoklarda, çamda boy çok önemli. Kayında da önemli ama kayında sınıf en önemli olan şey. Yani diyelim ki 2.70 kestiğimizde ikinci sınıf oluyorsa onu asla 3 yapmayacağız. Yani 3'e aldığımızda 3. sınıfa düşüyorsa kesinlikle sınıf orada öncelikli tercihimiz. Kayında kılı 40 yaratacağız arkadaşlar. Şimdi burada 1 metre kestiğimizde eğer şu kusur kaybolacaksa ya bu işte gözlemler, tecrübelerle ilintili. Melek. Bir de bazen İşte bazı fiziki kusurlar size yol gösterir. O zaman diyelim ki bir metreyi keseceğiz. Oradan ötesi süper. Bunun bir dibi var. Bu dip değil bu. Evet. Bunun bir dibi var. Evet. Evet. Orada karar verelim. Yani kayında boydan ziyade sınıf önemlidir. Evet. Abi. Dedik ya arkadaşlar. Yani 1.60 birinci sınıf. 3 olursa diyelim ki ikinci sınıf veya üçüncü sınıfa düşecekse 1.60. 1.60 keseceğiz. Bak 1.50'den başlıyor biliyorsun. Evet. Yapraklı arkadaşlar böyle boy şeyimiz yok. Yani gene 2.50 daha aşağı düşmeyelim ama gene de yapraklıda boyda 3'e tamamlama diye bir şeyimiz yok. Yapraklı bölge müdürüm dediği gibi ne kurtarıyorsa oradan. Yapraklı özel ağaç. Yapraklı böyle 4 boy falan 4 boy 5 boy 6 boy böyle bir iddiamız yok. İbreli de var. İbreli de mümkünse 4 boy, mümkünse 5 boy, mümkünse 6 boy. Ama yapraklı böyle bir şeyimiz yok. Nerede en kalitelisi orada. Tamamlama diye bir şey yok. 2.50 kalitelisi 2.50. 3 kalitelisi 3. Şimdi şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Diyelim ki bu ağaç bir geçmiş zaman yaralanmış. Ve yaralandığı yerde böylesi bir kusur oluşmuş. Çıplak gözle görüyorsun. 70-80 santim genişliğindeki bir alanda o oluşan yara nedeniyle bu işte ardaklanma başlangıcı olmuş. Geri kalan yer temizse, gerekirse o 70 santimi alırız, odun yaparız. Her iki tarafından birinci sınıf veya ikinci sınıf üretebiliyorsak onu üretiriz. Veya arada güzel bir kayın ağacı düşünelim. Arada bir yerde bir şişkinlik, bir eğrilik var. O arayı çıkarttığımız zaman dip tarafı da çok güzel, öbür tarafı da çok güzelse o arayı çıkarır bırakırız. Gerekirse oduna doğrarız. Odun bizim hiç hani öncelikle düşündüğümüz, arzu ettiğimiz bir şey değil ya. Eğer biz birinci sınıf, ikinci sınıf kayın tomruk elde edebileceksek böylesi fedakarlıkları yapıyoruz. Niçin yapıyoruz arkadaşlar? Bugün ikinci sınıf kayın değerli arkadaşlar 5000 liradan başlıyor. Birinci sınıf 7000, 8000 liralara çıkıyor. Yani üçüncü sınıf 3000, 3500 lira ise 4000 lira ise birinci sınıf 8000 lira. Arada çok büyük fark var arkadaşlar. Dolayısıyla kayınla meşede
olabildiğince sınıf emmali üretmeyi mutlak en öne alın. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Bir toplu fotoğraf çektirdik mi? Yok efendim. Şöyle bir yerde çektirelim.